Devam. Evet. Grubumuz belli oldu. Ben orayı size göstermeyi unuttum. Şampiyonlar Ligi grubumuzda en kötü üçüncü çıkacağız. O nasıl oluyor? Bak. Celtic var. Manchester United var. Bir de PSG var. Belki Manchester United'ın önüne geçebiliriz. Manchester United'da 82, 83 ve 86'lar var. O da sadece Rashford'dan. 80, o 86. Bizim kadroda 81, 81, 83 muydu? Neydi öyle bir şeydi? Veya 84. Evet. Bizim kadro 81, 81, 84. Yani yine kötü bir kadro değil. Hatta iyi. Kötü ne alaka? Dur belki oynuyor mu? Şu yapalım şöyle. Yok böyle daha kötü oluyor değil mi? Belki skip yerine şeyi koyarak bir şeyler yaparım dedim de olmuyormuş. Neyse biz devam edelim. İlk Kasımpaşa, Konyaspor ve sonra önemli bir maç olan Celtic maçımız var. Bir maçı atlayabiliyoruz bu arada. Bu maç değil. Bu maçı atlayacağım. Size göre atlayacağım kolay olduğu için. Evet arkadaşlar maçı 4-0 kazandık. En yakın rakip takipçimize zaten 9 puan farkımız var. Normal zaten. Morato da sakatlıktan döndü iyi. Yine bir kolay maçımız olacak. Hınkuk da gelişmiş iyi. Bizim kaç tane şey kupamız var? Dur bakalım. 3 tane. 3 yıl üst üste Süper Lig şampiyonu olmuşuz. Galatasaray'ın acaba rekoruna ortaklık yapabileceğiz mi? Bir de şu anda Beşiktaş'ın 19 tane lig kupası var. Yani 4 yıldız olamadı ama Fenerbahçe'nin kaç kupası var? Fener de iğrenç gidiyor bu yıl. Ve maç eksiği var bir bakıma ama. Öyle de bir şey. 20 tane kazanmış. Hatta bütün oyuncuları da ben aldım var ya bunları Zeki Çelik, Popeaku. Şu Popeaku'yu ben almadım da diğer herkesi tanıyorum. Diğer herkes bendeyken de vardı. Lunin'i de ben aldım hatta. Ben Lunin'i 6 ayda iyidir diye bekliyordum. Şeyimiz de böyle. Ulusal Kupayı 3. turdan başlayacağız. Süper Lig'de şu anda 1. gidiyoruz. Zaten Süper Kupayı kazandık. Yuri Alberto şu anlık en golcümüz. Bu yıllık. Ama kariyer toplamında da en golcümüzmüş. Ben Nesun'u aldım. Nesun'u sanırım. Bu arada biz bütün şeylerimizi Fenerbahçe ile yaşadık. Bak, en büyük yenilgimizi de, en büyük galibiyetimizi de biraz saçma ama. Bir de şu numaraları da yapayım ben hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaptık. Yaptık. Evet yaptık. İşte bu kadar yani. Neyse. Diğer maçımız herhalde atlanabilir bu. Yine reklam. Arkadaşlar bu maçı da atlayamıyormuşuz. O zaman ben bu maçı da size göre atlayayım yine. Ve bu maçı burada kalmamız lazım. Bu önemli bir maç. Oyuncuları şey ettirmeyi unutmuşum. İşte o yüzden de birazcık oyuncularımız yorgun. Ama kolay bir maç. Bir bakıma kolay. O kadar da kolay değil. Jota var. Ama bu Diego Jota değil. Sanırım Asya ülkesindeki Jota'ydı. Başka bir Jota bilmiyorum tam. Ama böyle sanırım saçı azıcık uzundu. Tam bilmiyorum yine. Evet, ilk atak bizden. Güzel. Yuri Alberto. Biri var mı diye baktım. Yokmuş. Uzaktan vuralım o zaman. Hiç kimse gelmiyor ki. Bizim şut çekeceğimizi sanıyorlar sanki. Yuri Alberto'nun işte. Bizimle alaka. Sanki ben varım orada. Pas vereceğim.
Yine desire dur. Desire dur. Desire de alel. Ya önüme geçiyor adam. Sanki ben ona pas... Dibime giriyor Alberto. Bir şey... Adam dibime giriyor. Ne yapayım? Ha. Desire dur. İyi bir gol attı. Sol ayakla. Orada pas verirdim de işte boş yere pas vermeyeyim. Kendim gideyim dedim. Her zaman yürü Alberto ile atıyoruz. Bir kere de başkasıyla atalım değil mi? Evet. Kalecileri 68'likti. 6. yıldayız yani sezona göre. Nedense başka ligdeki sadece böyle güzellikteki transfer yapıyor. Mesela Manchester City falan gibi. Ama diğer hiçbir takım transfer yapmıyor nedense. Skip yorulmuş. Şimdi şöyle birazdan artık değişikliğe gidelim. 65. dakikadayız. Sol kanat bir, sağ kanat şu ve şu şöyle. Yine atak sırası bizde. Ve Matias Tel mükemmel. Biri gelecek mi? Ha, Pedrinho. Veremedik. 6-0 zaten. Ne yapacaklar? Gol atsalar. Ama en azından gol yememiş oluruz. Grubun ilk maçta. Evet. Ve maç bitti. Kolay bir galibiyet aldık. Ve gol krallığı tabii ki mantık olarak. Abi Anguissa hala futbol oynuyor mu ya? Anguissa kaç yaşında şu anda acaba? Hiç bilmiyorum. Anguissa benim futbol hesabımda da vardı, o yüzden sordum. Çok iyi gidiyoruz açıkçası. 6 ulusal kupa 3. tur ilk ayak sonuçları bunlar. 4. turdan başlayacağız herhalde biz. Bu maçı herkes yedek olsun. Matias Tel yine gelişmiş. Kaleciyi değiştirmeye gerek yok. O kadar da enayi değiliz. Bu maçı atlayacağım için şey yapıyorum, böyle çok şey etmiyorum. Karataş, Stopere Morato, sol bekede bir Kelland. O da gelişebilecek bir oyuncu da çok istediğimizi yapamadı şimdilik. Kolay bir maç olacak. Matias Tel attı, Enkudu da attı. Başka da biri atmadı. Liderliğe devam ki. Gol krallığında da Maxi Gomez hala bir geliyor. Vallahi Maxi Gomez'e alasım çok geliyor ya. Ama işte yedekte bile duramıyor. Adam. Manchester United'da da maçımız olacak birazdan. Az kaldı. O maçtan sonra bitirme olasılığımız yok. Var diyecektim yanlışlıkla. Sol falan işte onları koy. Nedense Boey'in 81'e kadar potansiyeli vardı. Hiç gelişmedi aldığımızdan beri. Beklemiyordum ondan ya. Daha iyidir. Smith Rowe'u da koy şöyle. Skip'i de koy. Yürel Berto'yu da koy. Zarui'yi de koy. Salama Kersi de koy. Bu maçı size göre atlayacağım yine. Kolay olduğu için. Evet arkadaşlar, 4 yenerek aldık maçı. Kolaydı. Bayağı kolaydı diyebilirim de. Şimdi derbi var ama derbisiz derbi. Bu neden? Çünkü aşırı kolay olacak. Doğan diye birileri var. Kalecileri Metin Fırat, Leo Dubois var. Bardakçı var. Abdülkerim ama. Ya, neyse adını unuttum adamın. Bir Torreira ve Zaniolo iyi. Belki Torreira'yı da bakabilirim. Bir bakayım bari. Ucuzsa almayı çalışırım. Sanırım 33 yaşında olması lazım. Torreira nasıl yazıldığını bilmiyorum. Lucas Torreira 24 milyon gibi bir değeri var. Hiç almaya da gerek yok. Ferdinand Torres var. Luka de Torres var. O da 75'lik bir yedek olabilir belki. Veya şurada Isidoro. Şu adama bir şey göndereceğim.
Bu adama göndereceğim. Potansiyeli varsa belki alabilirim. En azından gelişirse ama dur hayır bu adamın potansiyelini hayır ben bunu ama bizim daha genç böyle genç bir oyuncu yok mu? Allah'ım ya of neyse alamıyoruz. Bakalım şöyle maçımıza geçelim diyecektim ki sadece arkadaşlar ben derbilerde size göstereceğim veya böyle ligde çok iyi gidenler. Mesela Konyaspor iyi gidiyordu ama noob bir takımdı yani. O yüzden size göstermedim. Böyle de yapabilirim söyleyeyim. Ya hep böyle oluyor Allah'ım. Nerede? Evet, önemli değil bir maçı geçelim. Çok önemli de değil de orta saatte bayağı yoruldum. Bu maçtan sonra da sanırım Manchester United maçı var. Başakşehir gibi bir gruba düştük Başakşehir'de. Tam bilmiyorum dur. Allah. Oo Vigne Larsson kendi kalesine. Ha. He. Bence Larsson kendi kalesine atmadı da ben tam anlayamadım. Kalecileri aşırı kötü etmiştik. Hiç oyuncu al. Uf çok iyi gitti. Hiç de falso veremedim. Çok az ki falso verdi. Aldı. Zaten falso vermek istemedim ki. Bu kim? Ha bu 74'lük oyuncuları. Anthony Gordon. O şu anda futbol oynuyor bu arada Anthony Gordon bu yıl. Ama tam bilmiyorum böyle tipini falan. Oyunda sarı saçlı olduğuna göre sanırım sarı saçlıdır. Anthony Gordon da bence santrafor değildir ya. Ama sanırım santrafor da Gordon. Tam bilmiyorum adamı. Adamın akrabası değiliz. Sarui. Sarui. Tam köşeye, sağ köşeye iyi bir gol attı. Du bayağı yorulmuş. Onun yerine de Baratashvili. Rov yorulursa da Arda Güler'i alırız. 60. dakikada diğer değişikliği yapacağım. Geldik 60'a. Rov yorulmuş evet dediğim gibi. Bir sol kanat, bir sağ kanat. Böyle yapak değişik. Ama çok düşüyormuş. Ben o kadar düşmez diye bekledim. Alberto da yoruluyor. Değişiklik hakkımız kalmadı. O zaman böyle yapalım. Hemen Galatasaray yatağa geçti. Lazo hal santraforları buydu. Ve o nasıl? Ya a doğru kaleci kaleye skip'i koyduk. Kafam gitti ya doğru ya. 4-1 yapalım hadi. Kaleye skip'i koyduk. Adamın şutu herhalde 18'di. Bu kadar kötü olmaz ki ya Allah'ım. Hala Matias Tel'le Yuri Alberto var. Maxi Gomez de yakalamaya çalışıyor. Yuri Alberto'yu yakalayamaz da Matias Tel'i belki. Matias Tel yedek olduğundan aşırı fazla gol atamıyor zaten. İki tane teklif var. Biri Pedrinho'ya biri de Juanca. Juanca. Pedrinho'yu çok satar mıyım emin değilim. Adamlar arttırmıyor. Bir şey arttırıyor. O da %28'i iniyor yani. Büyük ihtimal satarım ya. Kendime daha iyilerini alırım. Johan Kukas'a işimiz yok ama Pedrinho önemli. Onun yerine daha genç birini almayı planlıyorum. Transfer dönemindeyiz bir de. 16. hafta evet transfer dönemine denk geliyor. O kadar olmasın. Bir sağ kanat şöyle. Kim o? Hakim Ziyech ama bayağı yaşlı. O kadar değiliz hocam. O zaman hangi yapalım? Goincho. Bu adama yapalım. Şaban Ersoy. Bu adamı beğendim. Sağ kanata şimdilik şöyle çok düşük bir oyuncu alacağım. Tamam herhangi olsa yine olmuyor böyle. Sağ kanatta oynayabilen var mı peki? Yok.
O zaman almayalım. Ne yapalım? Şöyle alalım çocuk adamım. Evet, şöyle çok ucuz bir sağ kanat zaten. Sonra satacağız. O yüzden yani ben de alıyorum. Hemen. Şimdilik bir şeyimiz yok ya. Bir de ucuz bir kaleci. Bu adamla zaten işimiz yok bizim. Diğer sağ kanat aldıktan sonra bunu direkt satacağız. Diğer alacağımız oyuncu ise aklıma De Gea olabilir kaleye. De Gea yazalım. 37 yaşında veya 38 yaşında olması lazım. De Gea. De Gea diye okunuyor da evet 4 milyon gibi bir değeri var. Ama bayağı düşmüş. Ben o kadar beklemiyordum. Veya dur Emiliano Martinez. E nokta Martinez. E Martinez dedik. Emiliano Martinez gözükmüyor. Yok. Acaba oyunda Emiliano diye mi yazıyor? Yoksa E nokta mı? Emiliano. No. Mar. Yazdım Emiliano Martinez. Evet. 10 milyon piyasa değeri var. 2 tane Emiliano Martinez var. Acaba bunlar başka bir şey mi? Ama akrabalık ilişkileri de olmaz ki. Bir Uruguaylı bir Arjantinli. Neyse biz kendimiz bulalım. Şimdi bir kaleci istiyorum. Böyle yokmuş. O zaman böyle. Ucuz ama bak çok istemiyorum böyle. Mesela şu Bazunu. Gavin Bazunu. O normalde şeydi o. Tottenham bizden aldı. Biz de Bazunu'yu alalım. Mantık biraz. Evet. Bu arada bu kaleci alışında bu arada biz baya bir kâra girdik söyleyeyim. Şu baranı da çıkar. Enkudu da sağda oynayabiliyor. Veya o da hani neyse anlamadım. Ben anlatamadım. Bayağı da zaman geçirdik ya burada. İyi bir kadroları yok ama kötü de bir kadroları yok. Casemiro yaşlandı o. Belki ona da bakabiliriz doğru. 35 veya 36 yaşında olması lazım. Güzel oynayacağız. Zaten ilk atak bize geldiğine göre biz onlardan iyiyiz. Acaba Varan'a da bakabiliriz. Dur Varan da var. Rafael Varan. Belki stoper hattına iyi gelebilecek bir maddi destek diyeyim. Evet. De Gea Dortmund'a gitti. Kalecileri de çok iyi değildi sanırım. Evet. Casemiro'nun tipi böyle mi? Casemiro geldi. John Miller. Sasha Boey'i uzaklaştırdı. Bu maçı da yenersek zar zor da olsa 28. dakika atağa çıkıyorlar. Dayıç Kamada. Kamada ne? Kamada şu anda Frankfurt'ta oynuyor söyleyeyim. Bir an hani Antalyaspor'da da bir tane hani şey vardı ya Japon. Ben de onunla karıştırdım birden ya. Geliyor. Luke Shaw. O da şu anda kaç yaşında acaba gerçekten ya? Bir bakarız. O da stoper oynayabiliyor. Ama oyuna göre ikinci mevki olduğu için çok belki düşebilir. Sanırım Luke Shaw 27 veya 26 yaşında olması lazım. Benim bildiğim öyle. Veya 27 veya 28 de olabilir. Çok bilmiyorum bunu. Luke Shaw'ın ajanı değil yani sonuçta. Celtic'le PSG berabere kalıyor diyecektim. Çok iyi bir haber yok. Kötü de bir haber yok. Bayağı yorulmuş oyuncular. Hiç bakmadım. Kötü durumdayız. Hemen şunları değiştirelim. Gol atamazlar zaten. Bunlar enayi. Gol atsalar bile ne olabilir ki? Marcus Rashford'un tipi de gerçektekiyle aynı var ya. Biz de kaleci iki de değiştiriyoruz. Rashford hızlı bir oyuncu. Hadi hocam gel yere o kadar da gidelim.
şeyin sakatlanması bir bakıma kötü oldu. Mbappé diğer direkt Phil Foden hala Manchester City'de. Manchester City'nin bu arada düşündüğümden azmış paları. FA Community Shield. Ruben Dias falan şey. La Martinez'i de almışlar. Şu anda 31 yaşında sanırım Martinez. Zar zorda PSG 5 Beşiktaş'ın sonraki maçımız kolay olmayacak. Bir de onu da sormuş. Ya bu reklamı sevmiyorum ben. Ha geçtik. Rahat. Rahat. Hadi. Birkaç haftalığına şey olmayacağı için bir bakıma kötü. Fener, Gaziantep, Rize, Trabzon. Giresun. Giresun. Bir yıl sonra. Şöyle yapalım. Soker Şems diyelim. Yine mi? Şöyle yapalım o zaman. Soker Şems diyelim. Başakşehir'den haber edeceğiz bu arada, biliyor musunuz arkadaşlar? Hani Galatasaray'dan yedi yemişler diye. Bu arada Başakşehirli olanlar, o anlamda demedim bakın, şu anlamda. Hani acaba averajı kaç diye sordum yani işte. Maçlar Gaziantep Fener'i yendi. Fener'in zaten bu yıl şampiyon olması imkansız. Zaten kesin olarak biz oluyoruz her zaman. Kesin demeyeyim de 2 hafta Allah'tan. Murat'o da kendini geliştirmiş. Ben oynatın demiş. Tihet ve Murat'o kapışacak. Ama Murat'o daha genç olduğu için onu koyabilirim. Hay bakalım dur. Yaş. Murat'o. Hız. Hız. Tihet. Pas. Murat'o. Şut. Trade. Top çalma. Murat'o. Taranılık. Trade. Ama Trait'in daha çok mevkisi var. Ama zaten sol bekli yediğimiz olduğu için o oynamaz. Bilmiyorum ki ya. Bu zor oldu. Bir de oyuncularımız da şey doğru. Enkudu'yu niye koydum ben? Matias Tel'i koyacaktım. Matias Tel yani. Matias ne diyorsunuz? Oliver Skip. Oliver Skip. Oliver Skip. Bu Metin Baran'ı koydum inşallah. Dur bir herkesin bir şeyine bakalım. Metin Baran almıştık. 65 potansiyel ama ne fazla. Bu adamlar da niye böyle ya? Adamı. Ha. Dur orta sahamız birden kaça düşüyor? 74'e. Bu maçı atlayabiliyorsam atlayacağım. Evet güzel. Matias Tel, Arda Güler, Matias Tel Etrik. Uf, orada ne oldu birden? İlk gol birden daha attık. Galatasaray'la Bandırma berabere kaldı. Şu anda tek rakibimiz Trabzon. Onlarla da aramızda 11 puan gibi bir fark var. Konya Spor da 3. Bayağı iyi diyorlar. Erzurum Spor maçımız var şimdi. 3. turun rövanş maçı. Bunu size göre atlayacağız. Kendime göre değil. Matias Tel biraz yorulmuş. Onun yerine başkasını koyabilirim bence. Ama tabii oynayabilen varsa hiç kimse de oynayamıyor ki ya. Neden ben? Neden sen? Arda Güler de kendini yine arttırmış. Adamın bayağı bir potansiyeli var sonuçta yani. Hadi arkadaşlar ben maçı atlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu maçı da ikisi kolay bir şekilde. Gol krallığında Smith Rowe var. Şeyi göremiyorum. Adını unuttum ya. Neydi adamın adını unuttum. Yürüver verdim. 4. turumuza yükseldik. Ne zaman artık? Sanırım diğer... Şuna ne kadar kaldı ya? Şu ben bu Torres'te... Konçey ya bir de. Kaan Karaman zaten oyunun bize kendisinin verdiği. Bu Şaban Ersoy'u da ben kendime aldım. Oyunun diğer şunu da Murat Boz'a verdim. Serhat Bozmuş. Kim var burada bir iyi? Mehmet Özkan, Atabey Çiçek. Onu her zaman görüyorum.
Ya niye şey yok? Bir de kaç yaşında arkadaşlar? Bandırma Spor'un en iyi oyuncusu vardı ya, adını unuttum adamın. Adamı çok seviyorum. O yüzden ben Spor Toto ikinci ligde en sevdiğim takım zaten Bandırma. Neyse arkadaşlar, ben yine donduruyorum. Evet arkadaşlar, maç bitti. Maçın adamı Sasha Boy. Gol kralında hala Yuri Alberto var. İkinci yarıda zaten ligin ikinci yarısına geçerken Şaban Ersoy görevini tamamladı. Şaban Ersoy. Potansiyeli 93'e kadar ama 79-93 arası diyor. Bir deneyelim ya. Daha da para kalacak ya onda. 5 milyona bir tane yetenek avcısı alırabilirim. Şimdi şu Baran'ı satalım. Baran'ı sat. Şimdi kimi çıkartabiliriz? Karataş. 6.9'umuz var. Hemen kendimize yeni bir tane daha alalım. 5 milyonluk. 5 milyonluk olan Türk değil ama. Bir şey olmaz. 80 milyonluk. Peki Alfonso Romero. Bu adam bayağı genç oyunculara veriyormuş. Bu adam da potansiyelliymiş. İş yapar ya. Sana ben Avrupa'dan oyuncular vereceğim bak. Avrupa'dan oyuncu bul bana. O hafta ne? Neyse, diğer maçımıza geçelim. Bu önemli maç olduğu için sizinle oynayacağız. Bayağı iyi herkes ya. Soler, Moler, Kylian Mbappé de var. Brasnau Kimpembe de var. Ama o düşmüş. Düşmüş, aşağı düşmüş. İlk atak Kylian Mbappé'li PSG'den. Mbappé attı. Ama onlara penaltı veriyor. Bize penaltı vermiyor ki. Frikik veriyor. Frikik de penaltı bir mi? Aslında Messi için frikik penaltı gibi. Ronaldo için de penaltı frikik gibi. Oo, Vitinha'dan da gol yedik. Vitinha'dan gol yersek biz bu maçı kazanamayız ki. En iyi oyuncumuz sakatlandı yani. Herhalde biraz mantık olsun ama. Donnarumma'yı geçerek gol attı. En azından beraberlik. Ben bu grubu namağlup bitirmek istiyorum. Ama onlara veriyor. Saymam ki. Presnel. Kimpembe şimdi 5 yıldıza döndü. En son 4 yıldızdı. Lan Kimpembe yılın oyuncusu mu? Aa! Ya bu kadar bal olmaz ya. Ballı belli ya. Ballı da belli. Selli de elli. Ya bir tane ama ya PSG'den iyiyiz ki biz. Her golü yeme ama kaleci, o kadar da şap olma. Bari fark yemeyelim. 4-2 olsun. Nianzou sakatlandı ya. Hay şansıma. Bize fırsatı da herhalde Murat'u yok sandım. Ha, şimdi sıra bizde. Maçı yenemeyeceğiz de en azından bir beraberlik deneyelim. Zor ama. Vallahi ben de Allah bilir. Karı düş yeri biri baba. Sanırım karşımızdaki Vitinha veya Ramos. Hayır! Ben bunu saymam. Onlar her vurduğu gol atıyor. Ben böyle bitiriciyim ama ya. Karı düş yeri biri baba. Düş yeri. Ya Mbappé. Son dakikada 4-2 için averajımız eksilmesin ya. En azından averaj eksilmesin değil mi? Hadi bakalım. Averaj eksiliyor. Averaj denilen bir şey var. Şu anda biz bütün golleri atsaydık 4-3'tü. Allah'ım ya. Ben böyle şanslı. Yuri Alberto ama hala gol krallığı. O kadar da kötü değil yani. Uf.
PSG namağlup gidiyor ya. Bu çok kötü. Niyanzu da sakatlandı. Yetenek avcısı da görevine nokta verdi. Ve bu adamı potansiyeli kötü. Almam. 900 bin dedi. Bir şey olmaz ya. Al gitsin. En azından böyle kendini bir yerde tıkı tıkı yaparak geliştirebilir. Karı düşüri biri biri babay. Dur. Şimdilik şey oynasın. Şu adamı da bir oynatalım. Nasıl oynuyor? Hani lig maçı ya, bir bakalım yani. İyi mi oynuyor? Kötü mü oynuyor? Bu maçı sizinle beraber mi oynayayım diyeceğim de. Şuna kim ya? Biz ligin ikinci. Bu arada bölümün son maçı. Bir puan, bir para puan, bir de eşittir 1 TL'ymiş. Para puan yani, adı üstünde para puan. On sekizinci maçmış. Papadopoulos. Acaba bu yeni aldığımız adam ne yapabilecek? Yenilmeyiz değil mi? Hadi. Gol atamadık. Çok saçma. End mantıksız bir şey var. Bu adama hiç güvenmiyorum. Az önce yeni aldığımıza. Çok kötü oynuyor. Bu arada son maçtı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gelecek bölümde lig bitene kadar yapacağız. Şampiyonlar Ligi'ni umarım kazanırız. Zor ama zorun üstesinden gelmek zor tazeler. Biz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.